Arkadaşlar herkese cümleten selamünaleyküm. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımızı beğenir, kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Bolu'nun serin yaylalarındayız. O kızım. Hayvanlarımızı şimdi yeşilliklerin arasında otlatıyoruz burada. Hop kızım, yavaş kızım, az bir ye. Taraftan koyunların önüne çıkacağım. Koyunlar döndü şimdi. Biraz bu ara güzel yeşillik yesinler buraları. Görüyor musun? Şurada diklik tepe arkadaşlar. Dimdik gidiyor bura. Bayağı bir nereden baksanız 60-70 derecelik eğim var şurada. Burada da 40-50. Yiyin kızlarıma, yiyin. Arkadaşlar hemen şu karşı tepelikte de su var. Biraz daha maksadım yedireceğim ki bir yarım saat daha hayvanlarımızı güzel bir otlatıp ondan sonra inşallah suyun yanına varınca yatarlar. Ben de bir güzel yemeğimi yerim. Çünkü ben de acıktım artık yani. Arkadaşlar çamın bakın, görüyor musunuz? Şu güneşsiz şekilde göstereyim size. Hep çam sakızı ha. Gördünüz mü? Of, güneş çok fena burada. Çam sakızı bunlar. Aman aman aman. Baltamla bir şey söyleyeyim size. İşte hani mangal yaparken falan kullandığınız çıra var ya, burası full time çıra bunun. Bundan misal buradan dönüş yaparsam biraz çıra
toplayayım. Arkadaşlar bakın şunları var ya. Biz küçükken hop. Şu var ya küçük parçalar. Bak, sakız niyetini çiğnerdik şimdi atla. Ağzıma attım. Hastalıklara falan var ya çok şifalı geliyor. Öksürüğe, gribe, nefes darlığına. Bak şurada da dolu var. İlk başta bir size şöyle anlatayım. Az bir acı tadı gelebilir, tamam mı? Ağzınızdan. Onu çok affedersiniz. Bir iki kere tükürün. Tamam, sakızı değil ama. O acılığı şöyle ağzınızda zaten tükürükle dolar arkadaşlar o çam sakızı. Tükürün. Tamam, bu çok güzelmişti maşallah. Acılık bile gelmedi neredeyse. Ama acılık gelirse bir iki sefer tükürün. Ondan sonra bildiğiniz sakız gibi çiğnersiniz. Benim şu an ağzımda bak. Çiğniyorum da ben. Arkadaşlar hem nefes darlığı için nefes alıyorsunuz ya, bildiğin çam kokusu geliyor ağzınıza. Hem nefes darlığı için birebir, hem çoğu öksürük gribal hastalığa da faydalı. Hem bir de nefesiniz açar bu şekilde. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Çam sakızı ha bu. Ağzımla çiğnedim. Tertemiz. İşte çam sakızı bu arkadaşlar. Çam sakızı çoban armağanı diyorlar ya. Biraz toplayıp millete misal hediye ettiğimiz zaman çoban armağanı oluyor bizimki. O deyim oradan geliyor. Şşş, kızlar hop 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 hop. Yavaş koçum yavaş. Uya uya uya. Koyunlar da maşallah güzel yedi bu araya. Arkadaşlar işte böyle yediği zaman hayvanı biraz çevirmemiz lazım. Biraz kozalak atacağım şunlara. Ay. Geçsin bana. Çok yukarı gidenleri biraz aşağı kıyılamam lazım arkadaşlar. Ay ay ay. Gel gel gel. Zaten şu taşlı yeri görsünler geri döner onlar. Çünkü otsuz yerde kalmaz koyunlar arkadaşlar fazla. Ya direkt karşıya geçerler. Ya da geri dönerler. Haydi haydi haydi. Haydi kızlar. Haydi haydi haydi. Taşlar hem ince çakıl arkadaşlar, öyle koyunlarınıza böyle küçük şeyler atıp çevirebilirsiniz böyle. Bıra bıra bıra.
Geç. Ay Allah be. Koyunlarımız dönüyor arkadaşlar. Bak böyle yerlerde koyun bölmesi de çok yapılır. Sisli havada var ya. Koyunu çok böyle eyleme gelmez ters düz. Koyun direkt gitmesi lazım. Direkt gelmesi lazım. Sisli havada bak bu yukarısını görmeyiz. Aşağıyı çevirdik de onun peşinde takılırız. Ondan sonra çat koyun ikiye bölünür. Kurt falan denk gelirse de finish Isaac Strize. Koyunlar ondan sonra el fatihah. Aslan oğlum benim, ye oğlum, ye koçum. Arkadaşlar bunlar kırktığımız iyi oldu. Kışın çok güzel boy ve kilo yapacak bunlar. Bak mesela kırkmasaydık bu hayvanlar Şubat Mart'a kadar fazla gelişim sağlamazdı. Ama kırktık. Şu an Şubat Mart'a kadar alacağı kiloyu yılbaşına kadar alacak güzel cene. Bak beni de derseniz inşallah güzel cene hayvanlarımız durur. Orada yine videolarını çekeriz. Çünkü kırkmak her zaman iyi. Hadi hadi. Kırkımı gelen hayvan her zaman kırkmak iyidir. Abi şu kuzumuz kırkımız ama. Bu daha kuzu yünü var bunda. Arkadaşlar çökeceğim şuraya. Ağacın dibindeyim. Zaten gölge olmayan yerler belli. Arkadaşlar sakızı size bir kere daha göstereyim. Bak. Gördünüz mü sakızı?
İyi arkadaşlar, çok güzel nefesim açtı var ya. Size tek o kadar söyleyeyim. Sigara falan içenler, böyle çok nefes darlığı yaşayanlar böyle çam sakızı alsın. Oo, Çello Başkan, reis. Nasılsın oğlum? Dur oğlum, yaklaşma fazla koçum. Çok ayıp. Çok mu kaçırdın oğlum sen bugün yemeği? Hı? Çıkamıyor musun yukarılara? Ye koçum, ye aslan oğlum benim. Oo, paşam ya. Adamın zırta bozu. Bak. Görüyor musunuz? 2-3 tane koyun orada kaldı. Şunlar da yanına. Çık geri. Çek. Aşağı aşağı. 2-3 koyun neredeyse sürüyü bölecek. O aşağıda kaldılar, görüyor musunuz? Bunlar da ayak uydursa ona 2-3 tane daha gidecek. 2-3 tane daha. Ondan sonra geride 20-30 tane koyun kalacak. Adamım benim. Arkadaşlar buna yine maşallah iyi. Buna başka köpekler saldırmıyor. Ama mesela 3 tane büyük köpeği olan var. Ondan sonra 7-8 tane bunun gibi boyda olan köpekler olan komşumuz var. Amcamın var 3-4 tane köpeği. Buna saldırmıyorlar. Bu ibne de şeytan tüyü var. İyi, saldırmadıkları daha iyi. Aferin benim koçuma. Saldırırlarsa bu çok gidiyor. Sağa sola geziyor. Çello'yu pert ederler. Zaten bir sıkımlık canı var garibin. Köpeğin arkadaşlar bugün keyfi yok bunun. Şş, oğlum dur bir dur gel. Arkadaşlar sakız atacağım ya. Çenem yordu. Ağzımda olunca çiğneme refleksi doluyor. Yeter bize bu kadar nefes açma. Mentol hesabı. Hem bir şey söyleyeyim mi size? İnsanın dişlerini de beyazlatır bu. Çiğnedikçe insanın ağzında kalan mesela dişlerini fırçalamadıysa pislikleri toplar. Sakız iyi yani. İyi, koyunlarımız bugün ağır ağır gidiyor.
Ağır ağır gidin koçlar. Hadi bakayım kızım, aferin. Dört tane koyun sadece şurada kaldı, bir gerisi toplu gidiyor. İyi maşallah arkadaşlar, bu köpeğimiz artık oluyor ya, bundan olur inşallah. Koyunun içinde geziyor, görüyor musunuz? Bir de koyunlar kuzularken alıştırdık mı köpeğimiz, tam bir davar köpeği artık. Bu çok fena kayıyor yerler. Şş, kızlar hop hop hop. Bakın ağaç çıkılmış burada. Arkadaşlar iyi. Sıcağı çıkmadan güzel bir şekilde vardık olduk neredeyse suya. Şu tepeye eğer çıksaydı sıcak, hayvanımız hemen pusardı. Onun için gerek yok sıcağı çıkmaya. Hem ormanlıktan böyle ağır ağır otlaya otlaya, bakın karınları ne güzel doydu maşallah. Görüyor musunuz? Koyunlarımızın karnı şişti. Thank you.
Koyunları yan yan gidiyoruz işte böyle. Şu aşağısı da hemen bizim bir yan köy. Görüyor musunuz? Köy görünüyor karşıda. Normalde önceden buralarda geyik falan da gördük ama artık eskisi gibi çok yok öyle. Ne oldu oğlum? Birden heyecan yaptın ha? Şşş. Aç, aç. Yiyin kızlarım, yiyin. Bu otu bulamazsınız kışa. Kışın bulamazsın bu otu. Bunlar yağmurlardan sonra hafif yeşeren otlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu otlar öyle yemyeşil bir ot değil ha, sulu ot değil. Bakın. Görüyor musunuz? Saman gibi bir ot. Bak elime ne ıslaklık geliyor ne yeşillik. Böyle kuru, çok hafif bu otlar. Öyle şey değil yani. Yeşil çimen gibi değil. Değişik bir ot yani. Hayvanlar işte havalar soğudukça bunu çok yiyorlar. Havalar soğuyor, hem günler de kısalıyor ya. Hayvan soğukta çok yiyor arkadaşlar. Bünyesini ısıtmak için sürekli yeme ihtiyacı oluyor. O yüzden en çabuk karnını doyurabileceği bu otlar uzun ya. Sürekli bunlardan yiyorlar. Hem bir de günler kısa. Karnını çabuk doyurması lazım. Onun için sonbaharda bu otlar bizim için bulunmaz bir nimet. Öyle söyleyeyim size. Normalde şey zamanlarda şöyle ufak tefek otları yemeye çalışıyorlar. Karşı tepeleri de göstereyim size, görüyor musunuz? Çarşak köyünün yaylaları oralar. Şu de tepenin arkası. Oranın yaylası daha büyük, geniş bizimkine göre. Bizim buralar biraz engebeli. Ama ot yönünden güzel tabii yaylalarımız. Bizim burada rahat bir 1000 tane küçük başa yeter. Köyümüzde de taş patlasın 300-400 tane küçük baş var. Yani otun yarısından çoğu kalıyor. Hani 1000-2000 tane rahat, 2000 tane hayvanı çeker bizim yaylalarımız. Problemsiz doyar hayvanlar. Ama tabii şöyle söyleyeyim size. İnsanın karnından önce gözü doysun tabi. Göz doymadı mı bu arazide 100 tane de hayvan olsa fazladan, misal veriyorum 100 tane birinin var, 50 tane birinin, adamın gözü doymadı mı o 50 hayvanı da çekemez arkadaşlar. Allah şükür bizde öyle bir durum yok. Çekememezlik de. Herkes kendi işini gücünü yapsın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Öyle deriz, kendi işimize bakarız. Kara kapçık.
Onu biz geçen yıl satın aldık. Köyümüzde hem o olayı anlatayım size son dakikalarda. İnşallah bugün yanıma gelecek o abi de gezmek için. Motor sikleti var. Abimiz işte bir hevesi aldı hayvanları. Bir 3 tane biz vermiştik dişi damızlık. Şu an bir tanesi duruyor. İkisini biz normalde ondan satın aldık yer hayvanları. Şöyle anlatayım size. Adam bir hevesi aldı. 3 tane benden aldı. 5-6 tane bir yerden. 10-15 tane bir yerden. Adam 25 tane falan hayvan yaptı. Lakin yapamadı hayvancı işin açığı. Dışarı salmayınca kötü oldu. Biraz hayvan ölümü yaptı bir iki tane. Geçen yılda işte koçu da yoktu. Başkasını sürüye kattı. Ona sürüye misal veriyorum size. Adam 10 gün güttüyse o bir 5 gün güttü. Yani 100 tane hayvanın içine kattı işin açığı. Bizim şimdi bize söylemişti ama biz başka yerden hayvanı maalesef katmıyoruz arkadaşlar. Emanet de olsa başkasına güvenip hayvanla güdemiyoruz. Yapabiliyorsan ya kendin yap ya da hiç emanete verme diyoruz. Biz de emanete vermemeye çalışıyoruz. Sadece amcam hariç. Mesela onunla kuzu değişimi yapıyoruz. Adam işte uğraştı. Yapamadı arkadaşlar. Son çare işte yakın olarak bize söyledi alır mısın diye. Biz de dedik tabii hesabımız tutarsa alırız diye. O şekilde aldık ondan hayvanları. 3 tane biz vermiştik. O 3 tanenin bir tanesi kaldı şu anda. Mesela şu gelen kara gözlü o da. Kendi hayvanımız uzun boylu. O şu karalar falan ondan gelme. Onun da tabii hayvanların içinde güzeller varmıştı. 23 tane hayvan aldık. 23 hayvandan biz 8-10 tane bıraktık onun hayvanlarından. Göze güzel hitap eden. Hem bir de damızlık vasfı iyi olacak tarzda düşündüğümüz. Kendi verdiğimizi de bıraktık tabii. Bir tanesini. İki tanesini biraz yanık gibi yapmış o. Çünkü fazla bakım yapamamış hayvanlar küçük kalmış. Herhalde hastalandı fark edemedi. Küçük. Haydi oğlum. Temiz bir tür dikkat bak da ayırma. Onları aldık o şekilde arkadaşlar. Yani bir işi şöyle anlatayım size. Bir heves edip girmeyin. Zor olur. Çok zorlanırsınız. Bak zarar edersiniz. Adam bir yıl baktı. Bir yıl sonrasında yani kâr edemeden, kuzu falan alamadan sattığı için bir yıl bakımı ona zarar oldu. Bir yılı boşuna gitti hayvanlara. Ama tabii o yine helal olsun as hayvanla başladı. Birden yani 100 hayvanla başlamadı. 20-25 tane hayvan aldı. Deneme yaptı. Baktı yapamadı. Onun için sattı. En mantıklısı. En fazla ne oldu onun? 10-12 ayı hayvancılık için boşa gitti. Biz de işte onların içinden beğendiğimiz mesela şu karayı falan renk olarak güzel ya. Kara. Bir iki tane kara göz. Genç olanlardan bıraktık bakalım. İnşallah hayırlısı olur bizim için onlarda. Oo, koyunlarımız pustu arkadaşlar. Koyunları biraz ben çekeceğim veya kovalayacağım. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bolu'dan hepinize kucak dolusu selamlar. Kanalımızı takip ederseniz sevinirim. Yine videolarımızı inşallah atacağız. Ölmez de sağ kalırsak. Hayvanlarımızı da satmazsak. İki ihtimalimiz var yani. Ölmez de sağ kalırsak videolara devam. Bir de hayvanları satmadığımız sürece bu hayvanların videosunu atacağız. Hayvanlarımızı satarsak da atamayız. Çünkü hayvan kalmayacak elimizde. Video çekecek. Hadi Allah'a emanet olun.